Cemal Khashoggi cinayetine dair çok çarpıcı sesler, çok çarpıcı iddialar var gündemde demiştik. Günün öne çıkan cümlelerini kuran isim, bir kısmını dinlediniz, Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz. Hatice Cengiz o günü anlattı. Anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Konsolosun kapısına koştum ve orada gördüğüm Türk yetkiliye Cemal Bey'in içeri girdiğini ve çıkmadığını sordum. Anı hiç unutmuyorum. Sonra bu Türk yetkili bana herkesin çıktığını söyledi. Korku içerisinde gittiği o kapıda aldığı cevap dehşete düşürmeye yetmişti Hatice Cengiz'i. Yaşadıklarını anlatırken sanki yeniden o ana gitti ve gözyaşlarını tutamadı. Hemen konsolosluğu aradım. Ve dışarıda beklediğimi, Cemal Bey'in içeri girdiğini ve çıkmadığını söyledim. Ve dışarıya çıktı 2-3 dakika sonra ve bana dedi ki içeride hiç kimse yok dedi. Senin bir yanlışın var dedi. Burada herkes çıktı dedi. Herkes gitti, mesai dağıldı. Burada beklemenin hiçbir anlamı yok dedi. Ve ben ona şunu sordum. Dedim ki Cemal Bey az önce buradan içeri girdi. 1-2 saat önce içeriye girdi. Ve ben onu burada bekliyorum. Geçen sefer de burada bekliyordum. Ve telefonları bende, çıkmış olsaydı mutlaka yanıma gelirdi. Hayır dedim, çıkmadı. Ben biliyorum, çıkmadı. Buradan çıkmadı. Çok büyük bir şey kaybetmiş gibi hissettim o anda. Gazeteci Cemal Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı. Kendisi ile o gün 28 Eylül tarihinde Fatih Belediyesi'nin evlendirme dairesine bağlı nikah bölümü var. Evlilik işlemlerinin yürütüldüğü bölümü. Orada buluştuk. Taksiye bindik ve Suudi Arabistan konsolosluğuna yöneldik. Endişeliydi. Hatta ondan daha fazla ben endişeliydim. Çünkü beni içeri almadılar, çıktı. Ve çok mutlu bir şekilde çıktı, tebessüm ederek çıktı. Yurt dışına giden Khashoggi evrakı konsolosluktan almak için 2 Ekim'de yeniden Türkiye'ye döndü. 2 Ekim çok gerçekten zor bir gün. Çok çok zor bir gün. Prosedürü biliyorduk, ilk gittiğimizde görmüştük. Hemen telefonları bana bıraktı, hızlı bir şekilde beni burada bekle dedi, görüşürüz dedi. Ondan sonra ben de inşallah dedim, hayırlı haberlerle. Ve bekleyiş başladı. O uzun bekleyiş. Orada. İlk etapta kötü bir şeylerin olduğunu hissetmeye başladıktan sonra elim ayağım titremeye başladı. Bir anda elim ayağım titremeye başladı ve hemen kardeşime mesaj attım. Suudi Arabistan konsolosluğunun mesaisi ne zaman bitiyor dedim. Bir bakar mısın? Sonra kardeşim bana dedi ki saat 3.30'da sona eriyormuş dedi. Ve ben saat 4'tü bunu sorduğumda. Sonra çok büyük bir korku hissettim. Sonra hemen konsolosun kapısına koştum ve orada gördüğüm Türk yetkiliye Cemal Bey'in içeri girdiğini ve çıkmadığını sordum. O anı hiç unutmuyorum. Sonra bu Türk yetkili bana herkesin çıktığını söyledi. Hatice Cengiz o dakikadan itibaren Khashoggi'nin bana bir şey olursa onu ara dediği isme Yasin Aktay'a ulaştı. Yasin Aktay'ı aradım. Yasin Aktay'ı aramakla beraber birkaç kişiyi de aradım. Bu aramaları yaparken tabii ki acaba çok geç kalmış mıyımdır? Acaba bir şeyler oluyor mudur şu anda? Acaba şu anda bir şeyleri engelleyebilir miyim? Deyip orada hemen kapının yanında beklemeye başladım. Gelenler arasında bölge karakolundan polisler. Ve hemen gelip durumu sordular bana, anlattım. Ve sonra karakola gidip hemen bir şikayet dilekçesi miydi adı bilmiyorum, ifade verdim. Böyle bir olayın olduğuna dair şikayette bulundum. Ve ondan sonra gidip görevlilerle konuştular. Hatice Cengiz programın sonuna doğru bir insanın sevdiğinin ardından kurabileceği en zor cümleyi kurdu. Keşke dedi. Keşke böyle olmasaydı. Eğer böyle bir şey olacağını bilseydim kesinlikle benimle evlenmemesine de razı olup asla onun içeriye girmesini istemezdim. Çünkü içimde çok büyük bir manevi sorumluluk kaldı.